Bahsettiğimiz yer Orta Doğu değil, Mezopotamya. Biz buraya, bu bölgeye Türkler Mezopotamya der. Orta Doğu ismi Chatham House'ta Toynbee'nin bizim aklımıza sokmuş olduğu bir bölüşme veya bölme politikasının kendisidir. Dolayısıyla Mezopotamya diye devam edeceğiz. Mezopotamya bölgesini şimdi evangelizm veyahut da teolojiden baktığınız zaman üç dinin merkezinden bahsediyoruz. Üç dinin merkezi olan bu bölgede herkes bir şekilde var olmak istiyor ve bu bölgeye sahip olmak istiyor. Çünkü en önemli yönetim şekillerinden bir tanesi biliyoruz ki teoloji, yani din. İnsanlardan bir şeyler istediğiniz veyahut bir şekilde yönetmek istediğiniz zaman din çok önemli bir enstrüman oluyor bu bölgede. Şimdi şu anda yükselen değer bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'tan sonra daha çok hareketlenen bir evangelizm konusu var. Şimdi bana diyeceksiniz ki Ertan Hocam, siz evangelizmi çok, hani yazılan kitapları çok beğenmiyorsunuz ve hepsinin doğru olmadığını söylüyorsunuz. Fakat bu kitap öyle bir kitap değil. Onun için Mete'ye de Ceyhun'a da bu anlamda teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu evangelist fikri, yani üst aklın bir evangelist yapısını sahada nasıl organize olduğunu matematik olarak anlatmış bu kitap. Bu çok değerli bir şey. Yani aslında bir derleme değil arkadaşlar. Yani benim kızmış olduğum ve daha çok hani Türkçe tabiriyle çakmış olduğum evangelizmle ilgili kitaplar, hani çöp diyorum ya bazen. Çünkü bu bir üst aklın projesi. Biz eğer ki evangelizm aklıyla düşünmeye başlayıp Orta Doğu'yu bu şekilde yönlendirdiğimiz zaman o üst aklın zaten projesinin içine girmiş oluyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak kitabın alt başlığı. Burada desteğe de Yelda'ya da teşekkür Eyvallah. etmek lazım. Selamlar. Evet. Şöyle söylememiz lazım, devam edersek. Bu kitabı şimdi anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Ne yaptılar, nasıl yazdılar, neler göreceğiz? Gerçekten Orta Doğu'da bir kıyamet senaryoları var mı? Bu kıyamet senaryolarından bir tane soru soralım. Mesela şöyle bakın. Üç tane dinden bahsediyoruz sevgili dostlar. 1 milyar 200, 1,5 milyar ve de 17 milyon insan. Yani Yahudiler 17 milyon, 1,5 milyar işte Hristiyanlardan bahsediyoruz. 1,2 de işte bahsettiğimiz Müslüman inancına sahip olan kişilerden bahsediyoruz. Diğerleri ne olacak sorusunu kimse sormuyor. Yani onları yok sayıyor genel itibariyle. Bunları soyacağız, onları görmüşler mi? Ve daha da ileri gidip diyeceğiz ki ne zaman olacak tarih ve bunun aşamaları nereye gidiyor? Yani en son aşaması nedir? Siz belirtiler neler yaptınız? Bu hangi aklın ibaresidir? Konuşmaya başlayacağız. Şimdi Odedin'in planının uygulaması mesela benim ilk okuduğum bölümdeydi. Altını çizdiğim unsurlardan biri. Biz Üstad'la işte Kral Beni yaparken onu çok konuşmuştuk hatırlarsan. Evet, ve o dönemde daha Arap Baharı yoktu. Tabii, Daha tabii, Arap Baharı başlamamıştı. Biz planın şekillenmesi ve nasıl ilerleyeceğini anlattığımız programlardı. Hatta bazen konuştuğumuz zaman Üstad'a şey diyorum. Biz çok erken konuşmuşuz. Yani onları o kadar erken konuşmuşuz ki nereden bakarsan bak herhalde bir 10 sene önce konuşmuşuz gibi geliyor bana. 2008 Tabii. Mete. 10 Evet. sene önce konuşmuşuz. Sevgili dostlar, bu 10 sene önce Evet. konuştuğumuz dediğimiz kişileri de söyle analım burada. Rahmetli Mahir Kaynak, rahmetli Nihat. Aytunç Altındal, tabii Hasan abi, Hasan Köni. Saygılar Yani hocama. Kral ve bende öyle bir yapı vardı. O gün konuştuğumuzda Beyza, bugünü işaret ederek, o gün programı izleyenler diyecekler ki bu adamlar bunu nereden biliyor? Bugün de izleyenler bize inanmıyorlardı. Bak hatırlatalım yine. Yani biz koronavirüs, koronavirüs, belki programlarda daha koronanın C'si yokken Ve konuştuğumuz ekonomist konular, yorumlarında evet. bugün bu adamlar bunu konuşmuştu, şimdi beni arıyorlar, nereden biliyorsun diye bu konuyu. Şimdi bu program böyle bir program. Onun için biraz zorlayalım Mete. Yok zorlayın zorlayın Ceyhun, sorun tamam. değil. Biz de kendimizi şöyle zorladık onu söyleyelim. Biz Ceyhun'la 3 tane kitap yazdık. Evet. Bunlardan bir Üçüncü, tanesi üçüncüsü bu. yani, Evet. onun da çok ayrı kitapları, benim de ayrı kitaplarım ama beraber ortak çalışma yaptığımız
3 kitap. Şimdi Ceyhun'un şöyle bir özelliği var, öyle söyleyeyim arkadaşımın. Ceyhun iyi bir araştırmacı ve iyi arşivi olan bir arkadaşımız. Yani Ceyhun'a bir şey söyle. Hani bazı birisi vardır ya, peşinde koşar ve onu bulur. Araştırır, didikler, bulur. Ben de sahayı çok giren bir adamım. Beraber bakacağımız yer konusunda çok iyi çalışma yaptı. Ve birinci kitabımız bizim bu dilleri bir araya getirmeyecektiniz diye barikatlar dönümü anlatan bir kitap. İkincisi darbenin kayıp saatlerine. Yani 15 Temmuz'dan sonra Kasım ayında çıkarttığımız bir kitaptı. Üçüncü kitabımız da bu. İki kitapta bizim en büyük ve mutlu olduğumuz şey, o kitapların hiçbirinde yalanlanan hiçbir sahnesi olmadı. İkisi de çok zor konulardı. Özellikle birisi, darbenin kayıp saatleri tabii, mesela mahkeme süreçleri tabii, mahkeme falan. Mahkeme süreçlerini anlatan bir kitaptı. Yani neredeyse çatı iddianamesi aşağı yukarı kitapla birebir örtüşüyor. Çatı iddianame bizim kitaptan yaklaşık 1,5 sene sonra yazıldı. Öyle söyleyeyim. O kadar çok araştırdık. Allah mahcup etmesin diyoruz. Yani her kitabı başlarken kaynakçası olmayan veya bunun delili olmayan hiçbir konuyu yazmıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz o. Kitaplarımızın arkalarına baktıklarında veya alttaki dipnotlara baktığında her söylediğimiz kitabın şeyin kaynağının nereden alındığı vardır. Bizim için önemli. Hı hı. Çünkü bizi komplo teorisyenlerden ayıran özellik yaşananlarla olacaklar arasındaki bağı kurmak bizim için çok önemliydi. Bu kitabı yazmamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesi, barikatlar döneminde kitabı yazarken bir şey fark ettik. Ama öyle küçük ölçekli bir şey değildi. Hatta Türkiye'de hatırlarsın, sen de beni o zamanlar aramıştın birkaç defa. Bölgede 100'ün üzerinde bir defa şey vardı. NGO vardı. Yani devlet dışı organizasyon yapan, yurt dışından gelen faaliyet yapan gruplar vardı. Ve bu grupların birçoğu örtülü misyoner faaliyetleri yapıyorlardı. Ama bu örtülü misyoner faaliyetlerini orada bir grubu devşirmekten değil, tamamen işte bu Rahip Brunson tipindeki adamlardı. Ve bunları görürken fark ediyorsunuz. Yani adamların kılığından, kıyafetinden, duruşundan, yürüyüşünden, asker olduğunu anlıyorsunuz. Hiç öyle şey yok yani. Gizleme gereği hissetmiyorlar. Bacak yapısından. Ve evangelistlerin büyük bir çoğunluğu, onu söyleyeyim. Evangelist rahiplerin büyük bir çoğunluğu eski özel kuvvet askeri. Yani Afganistan'da, Pakistan'da veya Irak'ta çalışmış. Onlarca yıl özel kuvvetlere çalışmış adamlar daha sonra nedense rahip olmuşlar. İlginç şekilde hep neden önümüze geldi. Neden asker seçiliyor? İşte birazdan ona geleyim. Tabii tamam. Çünkü o zaman, oraya doğru gidecek olay. Evet. Yani bizim ilk dikkatimi çeken o zaman buydu. Hatta kitabımızda biz onların fotoğraflarını paylaştık. Girdikleri yerlere Hristiyan işaretleri ve bunlarla ilgili işaretler bırakarak bulunuyorlardı. Yani aslında barikatların içerisinde bir misyoner grubun olduğunu gizlemediler. Diyarbakır'da mesela Sur'da bir caminin içinde haç vardı. Mesela haç çizdiler. Camiyi tahrip ettiler. Bir sloganlar yazdılar. Hristiyanlar yani misyoner faaliyetleri çerçevesinde bunları yaptılar mesela. Şimdi görüntü YPG'li. Görüntü işte başka. Ama bir bakıyoruz işaretler başka aslında. Arkasından biz şeyleri gördük. Keskin nişancılar gördük. Yani başka coğrafyalardan gelmiş keskin nişancılar vardı. Hatta daha doğrusu bunlarla ilgili arşiv araştırması yaptı. Yani İçişleri Bakanlığı da yaptı. Bunlar araziye girince, arazide bulunca, belki hatırlayanlar bilir, o dönemde bölgeye gidip tek belgesel yapan ekip bizdik. Şahit olun belgeselini çekmiştik. Bunları tabii birebir gözümüzle gördük. Keskin nişancılar da mı aynı amaç? Aynı amaçta orada bulunuyorlar. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Bunu yazdığımız için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bölgeye ilk gelen, hangi yerlerde hangi barikatların kurulacağını, nereye mayınların yapacağını ve o mayın çizimlerinin daha sonra tekrar bölgeden yani Suriye'den geldiğini biliyoruz. Yani biliyoruz. Ve bu bir profesyonel ekipti. Biz bu ekibi orada gördük. Arkasından aradan yıllar geçti. Bu ekibi bir daha bir şeyde görmeye başladık. İşte PYD'de bu adamlarla beraber ortak hareket eden adamlarla görmeye başladık. Nerede gördük? Asıl bizim en çok karşımıza çıkan Afrin Harekatı'ydı. Afrin Harekatı'nda böyle sıkı bir milis grubu diyeyim. Yani yabancı terörist savaşçı diyebileceğimiz bir grup var. Ve bunların demin konuşurken girerken bir tabir kullandı. Onlar Mum Tarikatı'ndır dedin değil mi? Güney Koreliler. Tabii, Güney Korelilerin
Açıkçası şeyin yanına geldiğini gördük. PYD'nin yanında bulunduklarını gördük. Sayı az falan da değil. Hatta bunlar kendilerini gizleme gereği falan da hissetmediler. Zaten hatta, çekik gözlü. Yok yok hayır şeyi gizlemiyorlar. Geniş amaçlarını bile gizlemiyorlar. Evet. Yani geniş amaçlarını gizlemiyorlar. Ve beyanatlarında şunu söylüyorlar. Biz buraya PYD'nin yanında savaşmak için gelmemizin sebebi Mesih'i getirmek diyorlar. Bunu söyleyen yani bine yakın insandan bahsediyoruz. Silahlarıyla, ekipmanlarıyla ve malzemelerle geldiler. Şimdi onu görüyorsun. Sahadaki birçok gerçeği görüyorsun. Ben az sahada bulunan bir adamım. Arkasından belgeseller ve diğer faaliyetler içinde bölgede bulundum. Gittim geldim, gittim geldim, gittim geldim. Kafama oturmayan bir şey var. Hatta Ceyhun'la bu olaylar konuşulurken çok tartışıyoruz. Ya dedim, yani bunun enerji kısmı eyvallah. Enerji kısmı eyvallah. Tamam, adam petrol için geldi. İyi de petrolü aldığında maliyeti kurtarmıyor. Yani bu kadar masraf kurtarmıyor. Adamın kaybı kurtarmıyor. Bir şeyi başarmak için yaptığında işte örnek vereyim. Türkiye ile bu kadar kötü olmanın maliyeti ne olabilir ki PYD'yi destekleyebilir gibi birçok faktörü koyuyorsunuz. Bu işin matematiğini bir çözemedik. Peki bu işin bir de teoloji kısmı var. Evet. Yani üstadın söylediği bu işin teoloji kısmı yani Siyonizmin dediği kısmı neresi? Ve arkasından bir girdik. Girdiğimiz geleceğimize pişman olduk. Asıl sebep o. Yani gerçekten pişman oldum. Ben hayatımda bu kadar zorlandığım kitap, yani ben şahsım adına söyleyeyim, ben bu kadar zorlanmadım. Diğer kitapları çok mesela iyi bir zamanlamayla yazmıştık. Arka arkaya parçaları koyuyoruz. Zaten uzun süredir işte darbenin kayıp saatleri olsun, Hendek Barikat kalkışması süreci olsun, işte o deliler kitabımız. Sonuçta sahayı da bildiğimiz için hızlı bir şekilde yani o öyle bir kitap açısından çünkü kalın da kitaplardı yani. Ya bunun da yükü çok ağırmış anladığım kadarıyla. 400-500 sayfalık kitaplardı ama hızlı bir şekilde parçaları oturttuk bir yapbozun parçaları gibi çok büyük bir yapbozun parçaları gibi ve 3-4 ay içinde yaklaşık 4 yani o sürede bitirmiştik yani bir anlamda. Evet. Ama bu kitap çok başka bir şeydi. Yani giriyoruz, bizim gerçekten hani bizim parçaları birleştiriyoruz, şuraya yoğunlaşıyoruz. Burada bir eksik kalıyor. Bu sefer buradan buraya giriyoruz. Orada bir şeyler. Bu arada yazdıklarınız şöyle, vücut buluyor, şey gerçekleşiyor. Ve şunu söyleyelim. Kitabı biz iki defa mı yıktık? Biz iki defa kitabı yıktık gerçekten yıktık. Resmen attık yani hatta şöyle söyleyeyim kitap havada uçtu yani. İki defa önce havada sizin aldınız yani. Ondan sonra kitabı tamamladınız. Aynen öyle. Şimdi bunun nedeni ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey. Aslen teoloji kavramına oturtmaya başladığımız zaman her şeyi şunu görüyorsunuz ki dipsiz bir kuyu. Aynen. Evet. Gerçekten de bak dipsiz kuyu nasıldır? Şimdi bana devamlı soruyorlar işte şu nedir bu nedir? Bunun anlatması o kadar zor ki biz 2,5 senedir program yapıyoruz kayıt dışı 24'te ve çok özgürce konuştuğumuz bir kanalda. Onu biliyorum. Deminden beri hissettim. Tabii. Beş olsun. Şimdi şöyle söylemek lazım. Burada şöyle bir şey var. Tabii teoloji konusuna girdiğiniz zaman ilişkileri çok iyi çözmediğiniz sürece bu işin anlama şansınız yok. Yani bu neye benziyor? İşte Mun tarikatından bahsettik ya. Mun tarikatı kime hizmet ediyor aslında? Yani evangelist bir yapımı Cizvitler mi? Katolikler mi? Tabii. Yoksa gerçekten püritenlere mi hizmet ediyor? Bunu anlamadığımız sürece yani ve de o içinde kendi içinde de bağlantıları var. Aynı zamanda ikisine de mi hizmet ediyor? Ve daha doğrusu bu programda yapacağımız şey tüm bu dini yapılar bilhassa yani Katolizm'den parçalanıp Protestanlığa geçip daha sonra Anglikan Kilisesi, Puritanlar, Evangelizm onların hangi mezhepleri, kolları olursa olsun asıl kim kullanıyor'yu masaya yatıracağız bugün inşallah. Aynen öyle. Yani bunu bulduğumuz zaman da Mete şöyle olacak. Şimdi o zaman anlayacaklar niye Evangelizmi ben hani diyorum ki Evangelizmi eğer kale alırsanız bütün sistem dipsiz bir koyu olur. Tabii. Ama şimdi örneklerini vererek, şeylerini aynen. vererek, aynen. şimdi belgeler getirdim, belgelerin üzerinden konuşarak gideceğiz. O zaman anlayacağız ki bu sistemler gerçekten kime hizmet ediyor. Ama şunu söylemek lazım, yine tekrarlıyorum sevgili izleyicilerimize. Yani bu kitap bir evangelizm kitabı değil. Bu kitap sahaya teolojinin nasıl matematiksel olarak çalıştığını ispat eden bir kitap. Yani İdlib'i de bulursunuz burada sorun cevabı. Irak da var. Irak'ı bulursunuz. Evet. Mezopotamya'nın Filistin'i bulursunuz. Evet. Ve her birinin bağlantısının
Suriye son noktada. Ya örnek yani vereyim. Çok, şimdi şöyle bir şey var. Demin hani sorunun tam başında şöyle bir şey söyledim. Dedi ya dipsiz kuyu ve kayboluyorsunuz. Evet. Biz bu kitabı yazarken şöyle hissettik kendimi. Gözümü kapatıyorum. Suriye'deki bütün haritaları yerine koyuyorum. Ama buradaki haritayı koymam için o bütün puzzle'ı bilmem gerekiyor. Biz nasıl yaptık biliyor musunuz? Puzzle'da bütün duyularımızı kapattık ve biz el yordamıyla puzzle'ı birleştirmeye çalıştık. O kadar zor ki. Yani gerçekten dipsiz bir koy ve Aytunç Hoca'yı o kadar aradım ki. Dedim ki keşke bu zamanda olsaydı ve bu zamanda neler anlatırdı. Tabii. Nasıl bu nasıl adamları okurdu? Paramparça ederdi. Hatırlarsan sen de yazmıştın ve söylemiştin. Hani kanser hastalığının aslında normal bir hastalık olmadığını, aslında bu kadar ilerlemesinin normal olmadığını ölümünden sonra da sen de anlatmıştın. Tabii. Ben hiçbir şeyin rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Bugün olsaydı belki onlarca çok daha güzel eser çıkartırdı ve biz bugün yaşanacakları belki birkaç yıl öncesinden haberimiz olur ve çözmüş olurduk. Yani birçok olayı da başlangıç itibariyle önlerdik. Öyle söyleyeyim. Nur için de yazsın. Rahmetli Hanım. Tabii rahmetli anmamız lazım. Tabii Mahir Kaynağı da aynı şekilde. Aynen. Tabii. Şimdi